X kuşağına baktığınızda ya da Y kuşağına baktığınızda zaten önceki iki kuşak yani sessiz kuşak ve e, sessiz kuşak ve ondan sonraki bebek patlaması kuşağı hı hı. biraz daha bugün hani daha kabullendiğimiz ya da en azından sosyal yaşamımızı etkilerinin daha belirgin olmadığı bir e, kuşak. Fakat özellikle Z kuşağı e, önceki e, Y kuşağından şu açıdan farklı. Mesela Y kuşağında bir hani dijital okur yazarlık var fakat Z kuşağında bunu fazlaca göremiyorsunuz. Çok kolay bir şekilde odaklanma problemi yaşayabiliyor. Çok kolay bir şekilde dikkati dağılabiliyor. Sebebi şu aslında bunun çok fazla veri var. Z kuşağına ulaşan. Gerçi hepimiz aynı şekilde fakat Z kuşağında özellikle çok fazla bilgi karmaşası var, çok fazla veri trafiği var. Hani bugün e, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani sosyal medyada e, tek satırlık yazıları okurken biraz böyle 2-3 satırlık yazı çıktığı zaman karşımıza hemen es geçiyoruz. Hı hı. Hani böyle çarşaf çarşaf yazıları paragrafları neredeyse hiç okumuyoruz bile. Evet. Belki de çok kıymetli bilgiler var. Bununla ilgili videolar izliyoruz. Hı hı. İşte bundan dolayı YouTube gibi farklı platformlar çok popüler ve gençler şu anda Artık böyle mühendis doktor olmak yerine idealler kurmak yerine artık youtuber olma evet. hedefleri ve idealleri kuruyorlar. Bu da aslında Z kuşağının yansımalarından birisi.